Efendim merhabalar, ben Ayşegül Akay. Bugün Edremit Lisesi ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi Mezunları Derneği'ndeyiz. Neden buradayız? Karınca Misali kitabım yeni çıktı. Onun üzerine sizlerle birlikteyiz. Ben Samsun Vezirköprü doğumluyum. Eşimin asker olması sebebiyle birçok Anadolu şehirlerinde görevler yaptı. Amatörce radyo programı gerçekleştirdim. Adı Düşünceler Bahçesi'ydi. Peki radyo programında neler vardı? İnsanı ve toplumu ilgilendiren tüm konuları biz radyo programında ölü kuşağı olarak gerçekleştirdik efendim. Burada bir konuyu başlık alarak, kitaplardan destekleyici bilgiler vererek, günün sözüyle, hikayesiyle, şiiriyle anlatmaya çalıştık. Tabii ki programımızda kulağa hoş gelen müzikle birlikte. Efendim, böyle yıllarca devam ederken zaman geldi Edremit'e ve Edremit'te biz 7 yıldır buradayız. Burada emekli olduk. Radyo programlarını burada gerçekleştirdik. Dolayısıyla radyo programlarım bir tık daha yukarıya çıkmıştı. Artık konuklarım oluyordu. Kimlerdi bu konuklar? Şairler, yazarlar, konuyla alakalı uzmanlar oluyorlardı. Ve bir gün bir misafirim, bir konuğum bana dedi ki, Ayşegül Hanım gelin sizinle bir kitap çıkaralım. Bunun üzerine çok düşündüm. Hatta bir yıl düşündüm ve danıştım farklı büyüklerime. Ve dediler ki bana, Ayşegülcüğüm gel sen kendin çıkar, kendi kitabın olsun. Sonra bunun üzerine de düşündüm. Dedim ya 7 yıldır biz buradayız. 3 yıldır bu kitap üzerine çalıştım karar verdiğimde. Ve bugün karınca misali çıktı. Peki bu karınca misaline karar verdiğimde neleri anlatacaktım? Ne üzerine yazacaktım? Düşünceler Bahçesi'ndeki programımda aldığım konuları bu sefer kendi hikayelerimle, ufak kendi şiirlerimle oluşturan konu başlıklarıyla yazmaya çalıştım. Efendim, yalnız kitapta sadece ben değil, kahramanlarım oluşturdu bu kitabı, hayatıma dokunan insanların. Kimisi kadındı, kimisi başarılı bir insandı ve konu başlıklarım merhametten, şefkatten tutun da tüm konuları ilgilendiriyordu. Efendim, üstelik bizim karınca hem kör, hem sağır, hem de topal. Yani benim bir iddiam yok. Sadece elimden geldiği kadarıyla, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. İnsanı ve sevgiyi. Selam olsun herkese.